hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hocam, insan kesmek nasıl bir duygu? Bu soruyu kendime daha önce sormuştum ben. Aslında bu soruyu aslında ilk yıllarında hiç aklıma gelmemişti yani. 4-5 yıl önce gelmiştir uzmanlık döneminde. Aslında garip bir duygu. Yani tabii ben hiç garipsemiyorum benim işim ama yani düşünürsen hani hakikaten en ufak bir bıçakla birini yaralamanın çok büyük bir suç olduğunu hepimiz biliyoruz herhalde. Bize bu yetki verilmiş. Yani bu yetkiyi veren hani sadece devlet falan da değil yani bana göre. İnsan vermiş yani bunu. Bir tıp eğitimi almışız. Cerrah olmuşuz. İnsan kendi rızasıyla geliyor. Senin onu kesmeni bir yerde istiyor. Benim küçük bir oğlum varmış 3 yaşında. Babam adam kesiyor diyor. Sordum da kreşte. Oğlum öyle şeyler söyleme dedim. Evet yani aslında bir yerde kesiyoruz evet. Öyle. Peki hocam cerrah olmaya nasıl karar verdiniz? Cerrahlık benim kafama çok yatan bir meslekti aslında. Yani şöyle tıp fakültesini seçerken çok kararlı değildim. Benim genelde matematik ve fizik derslerim çok iyiydi. Fen lisesindeyken de öyleydi. Çok analitik bir kafam vardır. Fakültesinde biraz böyle ezber ağırlıklıdır aslında yani. Türkiye'de öyle. Ama sonrasında bu uzmanlığa karar verirken yani tıpta şöyle bir şey var. Gerçekten psikiyatrist de doktor, plastik cerrah da doktor ama çok farklı şeyler yapıyorlar. Yani o bizim için aslında çok iyi bir şans oluyor. Çünkü donanımlı bir şekilde yani ufak tıp fakültesini iyi puanlarla kazanıyoruz. Üniversitede bitiyoruz. Sonra bir seçim yapmamız gerekiyor. Cerrahi tam bana göreydi. Hani ne açıdan sana göre dersen ben bir kere yaptığım şeyi görmek isterim. Sonucunu da hemen görmek isterim. Tamam belki dahiliyede diğer branşlarda böyle bir kafa yoruyorsun ama bizde de çok fazla kafa yoruyorsun aslında. Bir de cerrahide el yeteneği diye bir şey var. Ellerinle bir şeyi oluşturmak. Gerçekten o insana ayrı bir haz veriyor. Size gelenleri hasta olarak mı görüyorsunuz yoksa müşteri mi? Bu sorunun bendeki karşılığı çok net. Ben her zaman hasta olarak görüyorum. Tabii hasta olarak gördüğüm, yani görüyor demek karşıdakinin hasta olduğu anlamına gelmiyor yani. Yani sağlıklı, sonuçta benim hastalığım çoğu estetik amaçlı gelen hastalar. Sağlıklı bireyler. Yani bunlar daha iyi görünmek için, yani bir deformite varsa onu düzeltmek için geliyorlar. Ben hiçbir zaman müşteri olarak görmem. En nihayetinde ben şunu söylüyorum. Yani şimdi ben cerrahım. Cerrahın belki bir alt kimliği, doktorum. Onun altında ben bir insanım yani en nihayetinde. Bir insan bana yardım amaçlı gelmiş. Tabii ki bu meslek ticari bir iş yani neticede. Belli masraflarım var çünkü. Ama en nihayetinde bir iyilik hali için uğraşıyoruz yani. Hastam talep ediyor. Ben de bütün samimiyetimle onun için ter döküyorum. Yani o yüzden hiçbir zaman hiçbir hasta müşteri olarak görmedim. Bu ameliyatı yapmam dediğiniz bir ameliyat oldu mu? Bazen hastanın beklentisi çok farklı olabiliyor. Ha, bugüne kadar da bunu çok anlamayan çok tek yani tek tük hastam olmuştur. Onları yapmadım ameliyatlarını. Ama dediğim gibi yani 2-3 hasta falan çünkü beklentisi çok farklı yani. Peki hastalarınızın çoğunluğu kadın mı, erkek mi? Genel olarak kadın diyebilirim yani %80-90'a yakın kadın. Kadınlar en çok hangi ameliyatı istiyor hocam? Yoğunluklu olarak meme ameliyatı yapıyoruz. Karın germe çok sık yapıyoruz. Liposuction yine çok sık yapıyoruz. Göz kapağı ameliyatları çok sık yapıyoruz. Yine yüz germe kadınlarda çok sık yaptım ameliyatlarda. Erkekler için en çok tercih edilen ameliyatlar ya da rağbet gören hangileri? Erkeklerde rinoplasti ağırlıklı yapıyorum. Yani yine yüz germe ameliyatı yapıyorum. Göz kapağı estetiğini çok fazla yapıyoruz erkeklerde. Yine saç ekimini yapıyoruz. Jirokomasti. Nedir hocam işte jirokomasti? Jirokomasti erkekte meme büyümesi demek. Yani kadınsı meme demek aslında biraz daha böyle açık anlatmak gerekirse. Jirokomastası çok fazla geliyor. Jirokomastası ameliyatını da tavsiye ediyorum aslında. Yani çünkü sonuçlarımız iyi oluyor. Hiçbir erkek iri bir memeye sahip olmak istemez. Çünkü bütün erkek siliği bozuyor yani. Penis estetiğine rağbet çok mu? Penis estetiği şöyle yani bana çok fazla talep gelmedi. Şimdi zaten penis estetiği çok karmaşık bir ameliyat değil. Cilt altı dokuya yağ enjeksiyonu. Çünkü yağ enjeksiyonu zaten biz birçok yerde kullanıyoruz. Yani popo yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Yüze yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Burada tabii amacımız popoda tabii biraz daha büyütmek. Ama mesela yüzde erimiş olan yağ dokusunu replace etmek. Tekrar yerine koymak. Bunlardaki sonuçlar iyi. Ama hani penis rekonstrüksiyonu veya penis estetiğinde gözlemlediğim kadarıyla kendi ameliyatım, bu konuda bir ameliyatım yok ama hasta memnuniyetini çok yüksek görmedim. Tercih mi etmiyorsunuz yoksa yapmıyor musunuz? Ya benim için, ya benim genel prensibim hep şu. Hastam bana geldiyse, ben onun ameliyatını ettiysem o ben ya da o ikimizden biri ölene kadar o benim hastamdır. Ben hiçbir zaman mutsuz hasta istemem. Yani ilk cümlemiz şudur. İşsiz ameliyat yoktur. Böyle bir şey var. Öyle bir gizliyoruz ki gerçekten hani belli olmuyor. Akrabalarınızı, yakınlarınızı ameliyat ettiniz mi hiç? Ve nasıl bir duyguydu? Ettim. Yani orada yine şöyle ameliyata başladıktan sonra tabii orada belki duygusal bir aşama olabiliyor başlayana kadar ama başladıktan sonra yani gerçekten çok profesyonel geçiyor yani. Hani yine kesiyorum, yine dikiyorum. Peki estetik cerrah olduktan sonra kadınlara bakış açınız değişti mi? Şöyle değişti diyebilirim. Yani mesela artık bir baktığımda şurada şu problem, şurada şu problem var diye içimden hızlıca geçirdiğim çünkü oluyor. Çünkü pek çok yani kadın hastanız oluyor.
Çoğunlukla kadın, evet. Dışarıda böyle gördüğünüzde ya şöyle bir şey olsa aslında buna iyi olurmuş. Oluyor mu öyle bir şey hocam? Tabii saniyelik geçiriyorum ama hiçbir kadınla gidip sana bunu yapalım. Hadi demiyorum yani. Böyle çapkınlık şeylerim yok. Peki hocam benim hangi estetik ameliyatlara ihtiyacım var ya da ihtiyacım var mı? Bu soruyu başarılı bazen... bir estetik cerrah olarak ne dersiniz? Bu soruyu bazen soruyorlar bana. Vallahi bana sorarsan diyorum maliyetli çıkar bu işin sonu. Bana ne yapalım yani? Mutlaka bir şeyler bulunur. Burada tabii şu önemli Melik, yani hastanın talebi çok önemli. Yani hasta bana şu bu demediği sürece ben hiçbir kimseye, estetik ameliyattan bahsediyoruz tabii biz, şu ameliyat olmalısın demem yani. Sonuçta bu görünümle alakalı. Ama tabii yani sorduğun zaman da mesela burunla alakalı, göz kapağınla alakalı, çenenle alakalı, kadından bahsediyorsak memesiyle alakalı, belki işte vücut kontrolüyle alakalı. Problem neyse tabii onu çok net şekilde aslında ortaya koyabiliyoruz yani. Sizin kendi ameliyatınız var mı? Evet, lokal bir saç ekimi olmuştu. Onun dışında sanırım yok. Onun dışında yok, evet. Estetik yaptıran herkes neden birbirine benziyor? Aynı burunlar, aynı dudaklar. Şimdi bu konuda sana katılmıyorum. Bana kalırsa aynı. Yani şöyle bak. Mesela şimdi dudak dolgusunu plastik cerrah da yapıyor. Farklı branşlar da yapıyor. İşte pratisyen hekimler de yapabiliyor. Ha, evet yani bazen mesela uzmanlar dışında yapılan uygulamalar gerçekten aynı oluyor. Çünkü biraz teknisyen usulü oluyor yani. Ya ben Instagram'a giriyorum hocam mesela. Bakıyorum hepsi birbirine benziyor. Burunlar aynı, dudaklar aynı. Bize mi öyle geliyor acaba yoksa benzer mi oluyor? Uygulayıcı ile alakalı ama benim kendi ameliyatlarımda böyle bir şey söz konusu değil. Hani şunu söyleyebilirim bak, bir 15 yıl önce belki doğru. Bütün evet burun estetikli asla birbirine benziyordu zaten ama... Bunun sebebi neydi hocam? Ya şöyle yani bir... Ya bu gelişim gösteren bir branş yani. Türkiye'de 87 yılında plastik cerrahi branşı ortaya çıktı. Dünyada da yani geçmiş işte 1940'lar, 50'ler yani diğer branşlar kadar eski değil plastik cerrahi ve sürekli gelişime devam ediyor. Hastalar da hekimler de şunu fark etti. Gerçekten burunlar birbirine benziyor. Bu bir ne oldu? Bir etiketle mi oldu? Yani bu estetikli. Yani kendine ait değilmiş gibi. Aslında belki de kıskançlık yani bence bu. Olabilir. Güzeli görünce hani bir şey yaparsın ya böyle bir şey atayım falan. İnsanoğlunun yapısında var zaten kıskanma. Ama şu var. Düzen iyidir. Ama sıradanlaşmaya da getirebilir. İşte bence bu noktada bir kırılma noktası yaşandı. 10-15 yıl önce tabii bizim, yani biz yeni jenerasyon plastik cerrahlarız. Artık kesinlikle aynı bunu yapmıyoruz. Yani hastanın yaptığı mesleğe göre bile burun şeklini kafamızda planlayabiliyoruz. Yüz hattına göre planlıyoruz. Derisinin kalınlığı, inceliğinin beklentisi. Yani birçok şeyi göz önüne tutuyoruz. Yani aslında bu mükemmele gidiş yani. Hani aslında bu bir şey, bir gelişim süreci. Hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun.